AKP MHP seçmeni de dahil olmak üzere çok merak ettiği bir takım sorular var. Herhangi bir konuşma yapmadan hızlıca o soruları yönelteceğim. Umarım Bakan Bey bu sorulara yanıt verir. Talimatınızla Balat'ta Kalaşnikov silah dağıtıldığı iddiaları var. Partinizin yöneticilerinden ikisinin de adı geçiyor bu işte. Bu böyle bir iddia doğru mu? Silahlar kime dağıtıldı? Kimlerin talimatıyla yapıldı? Ve ne gerekçeyle dağıtıldı? Olayın tanığı Ahmet Onay'ın Sedat Peker'i doğrulayan açıklamaları sonrasında İçişleri Bakanlığı kadrosundaki görevine son verilmesinin nedeni nedir? Sedat Peker'in 2015 Ocak ayında koruma tahsis edilmesiyle ilgili talebi oy birliğiyle reddedildikten sonra bu karar daha sonra neden ve kimlerin talimatıyla değişti? Resmi koruma, evet, sizin bakanlığınızdan önceydi bu koruma tahsis edilmesi. Ancak bakanlığınız döneminde 2016-2019 arasında süre uzatımı talebi yapıldı ve sizin tarafınızdan onaylandı. İçişleri Bakanı sizdiniz. Bir mafya liderinin koruma kararının uzatımına neden onay verdiniz? Koruma kararı çıkartıldığı ve uzatıldığı dönemlerde Peker hakkında yürütülen herhangi bir soruşturma var mıydı? Bugün mafya pisi dediğiniz Sedat Peker, oluk oluk kanlarınızı akıtacağız derken, şehir şehir AKP'ye oy toplamak amacıyla miting yapıp tehditler savururken hakkında herhangi bir soruşturma başlatıldı mı? 9 Haziran 2020'de Kolombiya'dan Türkiye'ye göndermek üzere yaklanan yaklaşık 5 ton kokainle ilgili açılan bir soruşturma hakkında işlem yürütülen biricileri var mıdır? Varsa bu kokainin alıcısı kimlerdir? Kolombiya makamlarına son gerçek gündemin haberinde gördüğümüz üzere verdiğiniz konteyner numaraları neden yanlıştır ve o konteyner numaralarının yanlış olmasından kaynaklı olarak verilen yanıt sanki adli talebe karşılık verilmiyormuş gibi yorumlanmıştır, ne diyeceksiniz? 15 Temmuz gecesi TRT binasının önündeyken yanınızda bulunan kuzeniniz Sadık Soylu'nun cep telefonuyla uyuşturucu ticareti ve organize suç örgütü faaliyetlerinden haklarında polis kaydı bulunan mafya mensupları Ayhan Bora Kaplan, İsmail Altınok ve Levent Çiçek'le görüştünüz mü? Adamları ve silahları da birlikte TRT önünde çağırdınız mı? Polisin teknik takibinde olan bu kişilerle yaptığınız telefon konuşmanın dinleme kayıtları Ankara Adliyesi'nin Adıyamanlık bölümünde dururken neden herhangi bir soruşturma açılmamaktadır? Faaliyetlerini önlemekle sorumlu olduğunuz bu kişilerle siz nereden, nasıl ve niçin tanışıyorsunuz?